Cumhur İttifakı'nın adına MHP'de genişletilmiş bölge istişare toplantıları var. Yarın ve pazar günü yine devam ediyor. Sayın Çetinkaya onlarla ilgili konuşacaktır ama mesela İyi Parti'de yaprak dökümü hakikaten çok fazla. Yani bu istifaların sebebi... Sonbahar ya, sonbahar olduğu ama için olur. Ama sonbahar da değil hocam, kışa geçtik direkt. Dışarıda yani Ankara'da kar soğuğu var. Ama biz diyorlar hocam, evet. Dökülmeyiz diyorlar ama. Yani sonbaharı biz yaşamadık ama İyi Parti hala sonbaharı yaşıyor. Şimdi, herhalde yaprak kalan yapraklar da muhtemelen. Şimdi şöyle ben bir baktım. Doktor Erdoğan Yıldırım, Orta Doğu Politikaları Başkanı'ymış. Ne yapmış? İstifa etmiş. Genel Başkan Yardımcısı. Sonra Durmuş Yılmaz. Eski milletvekili biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanlığı da yaptı. Durmuş Yılmaz. Partinin işte kurucularından da bildiğim kadarıyla Durmuş Bey'di. Bahadır Erdem. Bakın bunlar istifa etti. Geçen hafta bir milletvekili istifa etmişti. Bu hafta bir milletvekili daha istifa etti. Sonra Kurucular Kurulu'ndan önemli bir isim. Yıllardır Meral Hanım'la çok yakın olan Mesut Yılmaz. Eski mülki idare amirlerinden istifa etti. Yine eski Isparta Milletvekili, Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan Hanım istifa etti. Şu sürece bakıyorum. Şimdi buldum biraz evvel yine. Sayın Galip Salim Ensaroğlu, evet. İstanbul Milletvekili, eski bakanlardan Salim Bey. Bugün saygın bir gazetecinin bana, İyi Parti'nin gidişatından rahatsızlık duyanlardan biri de sizsiniz. Siz de istifa edecek misiniz sorusu üzerine, evet, partimin şu anda bulunduğu bu durumdan rahatsızım ve rahatsızlığımı da dile getiriyorum. Benim İyi Parti'de bulunma amacım partimizin merkez sağa yönelik politikalar oluşturması içindi. Ama bu süreçte bunun dışına çıkıldığını düşünüyorum dedim. Konuşmamız bu minvalde gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Bundan ne anlarsınız? Yolcudur Abbas. Bağlasan. Tabii ki. Herkes sağ, tabii ki. Sayın hocam, siz şimdi, bir profesörsünüz, sosyal bilimler profesörü. Yani merkez sağ kaldı mı? Var şimdi, mı böyle bir... Terminolojik olarak yani böyle ifadelerde bulunabiliriz. Yani kendisi daha evvel Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptığı için muhtemelen Doğru Yol Partisi tarzı bir siyaseti öyle düşündüğünü söylüyor ama yani, söylemiştir. Evet. Yani bu merkez sağ, merkez sol, merkez vesaire gibi merkez partisi demek daha belki doğru, daha kapsayıcı bir siyasal yaklaşım amacıyla buradaydık falan gibi. Yani o terminolojiye çok fazla takılmıyorum ama söylemiş olduğu şey partisinin içerisinde bir kimlik bunalımının da olduğunu ifade ediyor. Yani burada esas problem şu, bir parti kurumsal olarak kendisini siyaset yelpazesinde bir yere yerleştiremiyorsa, yani herkese gel dedi, herkes de oraya gitti, toplandı ama buna rağmen bir vizyon, misyon, ideolojik perspektif ortaya koyamadı, insanları bir potada yoğuramadı. Elbette ki bu bir süre sonra bir rahatsızlık yaratacaktır. Yani her siyasi partinin bir varoluş sebebi vardır. Bu varoluş sebebini de izah edebilmelerini gerektirecek bir siyasal kavramsallaştırmaya da yine ihtiyaçları vardır. Çünkü siyaset yapanların aynı noktada buluşabilmeleri biraz da buna bağlıdır. Siyaset dediğimiz yapı insanların asgari müştereklerde buluştuğu bir yapı değildir. Bu müştereklerin azami olduğu bir yapıdır. Ama şimdi ne kadar gevşek bir illiyet olduğunu aralarında gösteriyor şu ayrılmaların bu kadar kolay olması. Tabii. İlk rüzgarda bu kadar dağılıyor olmaları. Yani böyle bir şey teşekkül ettiremediklerini, 6 yıllık süre içerisinde böyle bir kimlik inşa edemediklerini bize gösteriyor. Yani İyi Parti'nin temel problemlerinden birisi bu. Yani siyasal siz, kimlikleri yok. Tabii siyasette evet. Nereye karşılık geliyorsunuz? Evet, peki yani birisinin hocam, mesela diğer partilerin beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz siyasal kimlikleri var ama İyi Parti'nin şimdi siyasetin ana nehirleri var Türkiye'de. Şimdi siyasetin ana nehirleri vardır. Öteden beri de vardır yani bu siyasetin ana nehirleri. İşte Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir partidir. Efendime söyleyeyim Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir partidir. Geçmişte Demokrat Parti'yi takip eden işte anlayışlar, Adalet Partisi efendime söyleyeyim sonrasında Doğru Yol veya ANAP böyle bir şeydi. Bugün yine siyasetin ana damarı halinde bir AK Parti var. Şimdi bunların tekabül ettiği bir alan var, seçmen kitlesi var. Hedefli bile belki tabii, tabii bu kitlenin iz düşümü olan, siyaset yapan insanlar var son tahlilde baktığınız zaman. Ama şimdi İyi Parti siyaset yapan insanlar hangi kitlenin iz düşümü? Hangi siyasal düşüncenin iz düşümü?
ne tür bir millete vaat içerisinde bulunuyorlar? Yani millet için neler düşünüyorlar? Bunları bilmiyoruz ki. Biz İyi Parti'yi neyle tartışıyorduk? İyi Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ne nerelerde destek verecek, nerelerde vermeyecek diye tartışıyorduk. Bu bir. Bu gündemden düşünce, bu sefer İyi Parti hangi adaydan kaç para almış, ne almış, ne yapmış, hangi akçalı işlere girmiş, kasasında kaç para var, kim buharlaştırmış, kim ne yapmış. Onunla ilgili de bir tartışma var. Gayet tabii ki bu tartışmayı kendileri yürütüyorlar. Ümit Dikbayır yürütüyor. Yani biz yürütmüyoruz şimdi. Ümit Dikbayır daha düne kadar işte kuzen olarak ifade ediyordu sayın hanımefendi, öyle değil mi? Aralarında akrabalık vardır, yoktur, ben onları bilmem. O ayrı bir mesele. Partinin saymanıydı ya, muhasebiydi. Şimdi... Yıllarca Ümit Dikbayır Bey yaptı bu işi. Şimdi çarşaf çarşaf işte dilekçeler, efendime söyleyeyim açıklamalar vesaire filan. Yine Sayın Cihan Paçacı'nın rahatsızlıkları işte gene medyaya yansıdı. Dün televizyonda da izledim. Yani bunda açıkça hiç kimse artık rahatsızlığını kol kırılır yen içinde biçiminde de bırakmıyor. Çıkıyorlar kamuoyuna bir açıklamada bulunma ihtiyacı hissediyorlar eğer... Bunca deneyimli siyasetçiler, işte Sayın Ensarioğlu çok deneyimli bir siyasetçidir. İlk defa vekil olmuş filan bir adam değil ki. Bu dördüncü dönemi benim bildiğim kadarıyla parlamentoda olacak. Yani üç kez de devlet bakanlığı yapmış bir insandan bahsediyoruz biz. Şimdi bu kadar deneyimli bir siyasetçi çıkıp şu açıklamayı yapıyorsa bunu kale almak lazım. Yani bu bir. Cihan Paçacı gibi defalarca milletvekili seçilmiş. Birçok makam mevkii görmüş. Hı hı. Bir insan, üstelik de Meral Hanım'la yani siyasi hayatı içerisinde hep irtibatlı olmuş bir insan. Bu açıklamayı yapıyorsa burada dikkatli olmak lazım. Yani bu insanlar ne diyor diye biraz işin üzerinde durmak lazım. Demek ki burası bir siyasi kimlik inşa edememiş. Yani burası bir kalıcı, insanları orada durmaya, efendime söyleyeyim, ikna edecek bir yapıyı bir türlü teşekkül ettirememiş. Yani burayla ilgili esas mesele bu. Biz hep neye bakıyoruz? Biz işin magazinel tarafına bakıyoruz bazen. Bu doğru değil. Biz en baştan itibaren söylüyorduk. Burada bir kimlik yok, burada bir kişilik yok, burada bir siyasal şahsiyet oluşturulamadı. Bakış açısı burası yok. Tabii ki yani derme çatma, derleme toparlama, işte bir siyasal ikbal peşinde koşan insanların bir anda altına hücum gibi hücum ettikleri ama sonuçta bulamayınca hüsrana uğrayıp dağılacakları bir yer ifadesini kullanıyorduk. Ama şimdi gidenler kim biliyor musunuz? Şimdi gidenler partinin aslında omurgaları. Partiyi esas oluşturan insanlar. Şimdi omurgası kırılan bir yapı nedir biliyor musunuz? Mefluç yani felç olmuş demektir. Felç işte hareket edemiyor artık yani bu noktaya gelmiş. Biz yani İyi Parti diye bir partiyi parlamentoda olmasına rağmen politikalarıyla falan tartışmıyoruz. Türkiye'nin gündeminin bu kadar yüklü olduğu, dolu olduğu bir ortamda İyi Parti'nin Filistin konusundaki düşüncesi nedir? Milli sanayi konusundaki düşüncesi nedir? Ekonomi konusundaki düşüncesi nedir? Yerel yönetimler noktasında düşüncesi nedir? Efendime söyleyeyim, eğitim, ulusal tarım, çıkarlarımız, şey. Eğitim vesaire. Hiç biz bunların hiçbirini konuşmuyoruz ve bilmiyoruz. Bak, konuşmuyoruz. Neyle konuşuyoruz? İyi Parti... Cumhuriyet Halk Partisi'ne hep ola geldiği gibi yine baston olacak mı olmayacak mı? Onun trenine binecek mi binmeyecek mi? Onun vagonunun işte kömürü olacak mı olmayacak mı? Biz bunu konuşuyoruz. Veyahut da ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Hangi adaydan kaç para almışlar? Biz değil, değil onda. Mi? Onda kendileri aralarında konuştuğu için artık bize yansıyor. Parayı kim almış, kim cukkalamış, kimden işte kime gitmiş filan. Kimin hesaplarını kim araştırmış? Ya böyle bir şey olur mu? Siyasette böyle şeyler konuşulur mu? Ne kadar ayıp, bu kadar ayıplı bir toplum haline mi geldik de biz bu kadar hakikaten bu düzeyde artık yani koskoca bir partiyi konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o yüzden söylüyorum ya bu hakikaten artık bir ayıplı mala dönüşmüş vaziyette bir ayıplı mal kavramı vardır. Ayıplı mal biçimine dönüşmüş vaziyette. Yani insanları rahatsız ediyor. Şimdi hiç kimse itibarını yolda bulmuş falan değil, haysiyetini yolda bulmuş değil. İnsanlar oraya siyaset yapmaya gitmişler. Siyaset yapmaya giden insanların şu karşılaştıkları tabii muamele elbette ki incitici.
Onun için de sayın vekiller istifa ediyorlar şimdi. Meclis kürsüsünden de söyledi mesela zaten. Bir tanesi şöyle istifa etti sevgili hocam. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapılamayacağını anlayınca istifa etti. Yani hani mesela bu biraz şimdi bakın, değişik bazılarının, değil mi? Bak bazılarının, şimdi Bahadır Erdem'inki o. Bahadır Erdem'inki o. Evet. Bahadır Erdem'inki o. Bahadır Erdem veyahut da Durmuş Yılmaz'ınki de o. Neden bunun, neden bu iki işte, isim CHP'li ittifakı şimdi, istiyor İYİ Parti işte, içerisinde? Mesele burada. Siz eğer partinize bir başka partinin uzantılarını alırsanız bu kadar fütursuz bir şekilde. Böyle olur sonuç aslında. Bu parti sizi ya onları içinizdeyken manipüle eder veyahut da artık sizi o şekilde onlar üzerinden manipüle edemiyorsa kamuoyunda küçük düşürmek için en son onlara harakiri yaptırmak suretiyle bir başka manipülasyona gider. Netice itibariyle kendi mayınlarını, kendi işlerine kendileri döşediler. Gibi. Buna bile bile lazzet istediler. Yani bu bilmeyecekleri... Öngörmeyecekleri bir netice değildi ki. Siz bu kadar böyle toplama kampı gibi herkesi getirirseniz ondan sonra da yani ilk şeyde bunların dağılacağını da düşünmeniz gerekir. Peki. Yani dağıldı netice. Dağıldılar. Dağılıyor da. Peki. Yine ekiniz varsa söylersiniz sevgili hocam. Ek olursa söyleriz. Tabii. Elbette. Sayın Çetinkaya hem bu konu hem de bir taraftan da yani İYİ Parti'deki dağılmayı hakikaten belki omurganın olmayışını işte sevgili hocam özetledi. Ama Cumhur İttifakı'na baktığımızda işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin genişletilmiş bölge seçer toplantıları 9.'sü 10.'sü olacak cumartesi ve pazar, 11.'si Ankara ile son bulacak. TOY havasında geçen ve hakikaten yerel seçimlerle ilgili de verilen o temayla diğer diğer Anadolu, hakikaten MHP liderinin talimatıyla MHP'li isimlerin hepsi diğer diğer Anadolu'da. Yani hiçbir yer boş bırakılmıyor. Van'ı, Konya'sı, Edirne'si, Tekirdağ, Kırklareli, Hakkari, her yer yani her yerdeler hakikaten. Bakın ekranlara getiriyoruz işte. Genel Başkan Yardımcılarının, Divan Başkanlığı'nda katılımcıların konuşmaları. Hepsi şeffaf bir şekilde. Hatta şeffaf demişken ifade edelim. Canlı olarak yayınlıyoruz baştan sona. Yani yarın Konya'yı yayınlayacağız. Pazar günü Van'ı yayınlayacağız. Baştan sona konuşmalar neyse. Yani böyle şeffaf giden bir süreç varken diğer taraftan da işte İYİ Parti'de, CHP'de yeni Genel Başkan Özgür Özel'in bir kez daha HEDEP'te görüşürüm demiş. İsim değişti ama Kılıçdaroğlu öyle yapıyordu. Özgür Özel de öyle yapıyor. Kılıçdaroğlu şimdi ofis tutmuş, ofisinde çalışmaya devam edecek. Yani nasıl bir yol izlenecek bilmiyoruz ama siz nasıl yorumlarsınız? Yani aslında sözün özünü ipten en son istifa eden Ankara Milletvekili söyledi. Allah bizi dedi, milleti bizden korudu dedi. Evet. İktidar olsaydık bu milletin hali ne olurdu dedi. Daha bakanları belirleyememiştik tabii, tabii. Dedi. Yani bu çok ağır bir ifade. Evet. Şimdi hep bir 3 yılı baz alıyoruz değil mi? İşte çok dünya olarak bir ağır bir sağlık sorunu yaşadık, süreç yaşadık. Ama bu sürecin bitmeye yakın bir zamanından sonra hayatın tekrar devamıyla birlikte hep anlatırken konuları bu süreci baz alıyoruz. Evet, evet. Siz de az önce bahsettiniz, söylediniz Cem Bey. Evet, 3 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi hem kurumsal kimliğiyle hem de Cumhur İttifakı'ndaki sorumlu bir paydaş olma anlayışıyla Anadolu'nun her yerinde defalarca program yaptı. Genişletilmiş i̇şte, istişare buyurun, toplantıları buyurun. Yaptı. İl adım Anadolu adım, programı, tabii. ilçe, köyüm benim, komşum benim. Bu programların hepsi 3 yıl içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi hem bir teşkilat disiplinini hem bir dinamizmini ortaya koydu. Şimdi de genişletilmiş bölge istişare toplantılarımız 26 Kasım'da sonuncusu Ankara'da yapılmak üzere sonlanacak. Bu hafta sonu Konya ve Van'da evet. Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kalaycı ve Filiz Hanım'ın başkanlığında bu toplantılarımız gerçekleşecek. Konya'da Mustafa Kalaycı olacak. Evet. Van'da da Filiz Kılıç Hanımefendi olacak. Divan Başkanlığı'nda. Şimdi evet. Dolayısıyla bunun da sonucunu milletimiz takdir ediyor. Teveccüh gösteriyor, değerlendiriyor. En son göstergesi de 14 Mayıs ve 28 Mayıs tabii seçimlerinde ki. Cumhur İttifakı'nın galibiyeti Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısıydı. Şimdi gelelim İP'e. İP'de evet çok ciddi istifalar yaşanıyor, daha da yaşanılacağı söyleniyor. Değerli hocam da ifade ettiler. Hatta oradaki gelişmeler bütünüyle birlikte yansımaya başladı ama biz burada herhalde konuşamayız. Konuşurken zorlanırız. Buradaki ben şunu, bu konuyu şöyle değerlendiriyorum. Sayın Akşener, seçim biter bitmez hatırlar mısınız?
kurultayda iktidarın ilk 90 gününü değerlendireceğim, hesap soracağım demişti. Halbuki herkes onlardan bu seçimi niye kaybettiniz? Hesabınızı nasıl soruyor. Kaybettiniz? Çıkın bir açıklama yapın milletin huzurunda. Millete teşekkür edin ama şurada şu hataları yaptık, şu eksikleri yaptık. Sizin teveccühünüzü kazanamadık demeniz gerekirken sanki galip sizmişsiniz, seçimi siz kazanmışsınız gibi iktidardan ilk 90 günün hesabını sormaya kalktınız. Yetmedi, kurultayda herkese bağırdınız, çağırdınız. Çok ağır ifadelerde bulundunuz. İsim vermediniz, fitneye, fücurata sebep oldunuz. Bundan sonra yetmediği gibi 26 Ağustos'ta dediniz ki çok büyük bir konuşma yapacağız, açıklama yapacağız. Türk siyasi hayatında başlangıç olacak dediniz. Çıktınız orada aynı şekilde bu sefer suçlamalarınızı yaptıktan sonra bir parti genel başkanı olarak başladınız herkesten özür dilemeye. Evet. Ve 26 Ağustos'ta bir mesaj verecektiniz. Afyon'da bir mesaj duyuracaktınız. Orada bile mesajın içeriğini tuttunuz ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diyerek Mustafa Kemal'den, silah arkadaşlarından değil Hannibal'ın sözünü orada söylediniz. Siyaseti bilmediğiniz. Ne açıklayacak diye konuştuk ama işte. Evet, siyaseti bilmediğiniz, siyasete hakim olmadığınız, bir parti kimliği taşımadığınız, sadece bir siyasi konsorsiyum gibi hareket ettiğinizi defalarca açık ettiniz, gösterdiniz. Ha bu arada o süre içerisinde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in lideri genel başkanımız size de bir teklifte bulundu. Komşu olalım dedi. Tabii. Bu teklifi, bu tarihi fırsatı elinizin tersiyle ittiniz. Şimdi bu süre zaman zarfında İP kurulduğu günden beri Milliyetçi Hareket Partisi'ne efendime söyleyeyim düşünce ve fikirleriyle bir eş, alternatif bir parti gibi lanse edilmeye başlandı. Bakın İP dün yoktu. Bugün var. Yarın da ne olacağı bugünkü gelişmelerden gösteriyor. İP diye bir parti kalmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi dün vardı, bugün var, ebediyete kadar devam edecek. Parti olmak, kurumsal bir kimlik taşımak, o kurumsal kimliği layıkıyla temsil etmek, Türkiye gibi bir coğrafyada siyaset yapmak, devlet tecrübesini konuşturmak, herkese nasip olmayacağı gibi herkesin fıtratına ve yeteneğine de uygun olmadığını buradan görüyoruz. Ha tabii ki ip biraz da yaptığını, ektiğini biçiyor. Şimdi kızıyor Sayın Genel Başkanı, diyor ki ihanete geçit vermeyeceğiz, hesap soracağız, ihaneti kabul etmeyeceğiz. Siz o parti ihanetle kurdunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde her türlü makama sahip oldunuz. O makamlarla birlikte Türkiye'de tanındınız, yol aldınız ve en büyük hançeri Milliyetçi Hareket Partisi'nin sırtına vurdunuz, ipi kurdunuz. Dolayısıyla siz dün yaptığınızın bugün karşılığını manevi anlamda söylüyorum, karşılığını görüyorsunuz. Çok daha fazlasını belki göreceksiniz, onu bilemiyorum. Ama burada bir husus daha var. Sayın Akşener seçim bittiği günden beri ortağıyla ilgili çok ağır ifadelerde bulunuyor ve bunun içerisinde birkaç söylediği cümle var. Diyor ki dinletemedik. Masaya dinletemedik. Anadolu'ya dinletemedik. Peki seçimin son gününe kadar neden milleti kandırdınız? Neden milletin huzuruna çıktınız da bize oy verin dediniz? Bakın en son istifa eden milletvekiliniz Allah diyor bu milleti bizden korudu diyor. Bundan daha ağır bir ifade olabilir mi? Hal böyleyken İP diye bir partinin ne olduğu, öyle liderlik herkesin yapamayacağı, sadece bir kısa bir süreliğine sanki belli bir zamana dayalı bir genel başkanları olduğu, bir parti yönetimi olduğu ve kendileri de ifade ediyorlardı. Biz her kafadan ses çıkan bir partiyiz. Bunu demokrasi olarak ifade ediyorlardı parti içlerinde. Bugün her kafadan ses çıkan bir partinin akıbeti böyle olur. Olur. Disiplin yok, nizam yok, kurumsal kimlik yok, idealler yok. Siz niye Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklık yaptınız? HDP'ye niye el salladınız? Ankara'da, İstanbul'da ve birçok büyük şehirde HDP ile neden aynı sandığa girdiniz? Türklüğü tartıştırmayacağız diyor Sayın Akşener 26 Ağustos'ta. Türklüğü tartışanlarla masada bir yıl boyunca el sıkıştınız, aynı mutabakatların altına imza attınız. Bunlar Türk milleti unuttu mu zannediyorsunuz? Sandıkta da cevabını aldınız. Dolayısıyla çok sıkıntılı günler
geçiriyorlar. Büyük ihtimal yerel seçimlerde de alacaktır aslında, değil mi? Özellikle İyi Parti'nin CHP ile beraber yol yürümeyeceğim açıklaması. Yani yürümeyeceğini düşünmüyoruz zaten hepimiz herhalde anladığım kadarıyla, ama yani 31 Mart 2024'te de İyi Parti'nin akıbeti daha da netlik kazanacak. Sayın Akşener tarihi fırsatı Ağustos ayında Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Genel Komşu Başkanı olalım. Sayın Devlet Bahçeli'nin teklifine gerçekten çok basit ifadelerle, yakışıksız yaklaşımlarla yaklaşarak kaybettiler. Peki. Ne yapsınlar? Çok da hızlı dönemiyorlar. Yani bir taraftan HDP ile PKK ile CHP ile yan yana geleceksin. Sonra dönüp tekrar Ülkücü Hareket'le, yani ona da yüzleri evet. yetmiyor. Yani bu da evet. biraz yani... Değil mi hocam? Olmuyor evet. tabii. Değil mi hocam? Olmuyor. Evet. En azından. Evet. Aydın Bey. Ben şu açıdan yaklaşmak istiyorum. Sayın Akşener, biraz önce Fatih Çetinkaya Başkanım'ın da arz ettiği gibi bir siyasi kimlik arayışında olan bir hanımefendi. Tabii bu arayışla dolu olduğu için, bu zamana kadar hep bu arayışın peşinde olduğu için İYİ Parti'yi de getirdiği nokta belli. Şimdi biliyorsunuz daha önce Doğru Yol Partisi'nden milletvekili oldu ve Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi'nin iktidar olduğu dönemde de İçişleri Bakanlığı yaptı. 1997 yılında Sayın Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. Biliyorsunuz 1997 yılı aslında çok önemli bir yıl. Nasıl önemli bir yıl? O meşhur 28 Şubat kararları olarak bilinen Milli Güvenlik Kurulu kararları, 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararının alındığı tarihte Sayın Akşener İçişleri Bakanı'ydı. Ve ne yapıyordu? Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar geliyordu. Bir vesayet, askeri vesayet söz konusu idi biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar geliyordu ve Sayın Akşener teşkilatlara, tüm İçişleri Teşkilatı'na, emniyet müdürlüklerine, valiliklere bu Milli Güvenlik Kurulu kararlarını derhal uygulayın diye genelgeler yayınlıyordu. Bu 28 Şubat kararlarının bizatihi fiilen uygulayıcısı o zamanki İçişleri Bakanı Sayın Akşener'di. Niye uyguluyordu bunu? Bir siyasi kimlik arayışında olduğu için, acaba bu şekilde bir siyasi kimliğe sahip olabilir miyim diye duygusu vardı. Daha sonra ne yaptı? Doğru Yol Partisi'nin liderliğine Sayın Tansu Çiller'i bertaraf ederek Doğru Yol Partisi'nin liderliğine soyundurdu, getirmek istediler. Fakat biraz önce Sayın Hocam konuşurken demiştim ki acaba merkez sağ kaldı mı diye. İşte ta o zamanlardan merkez sağın veya merkez solun, daha doğrusu siyasette merkezin olmadığı bir sürece, merkez düşüncelerinin olmadığı bir sürece Türkiye hızla evriliyordu. Bana göre şu anda bir merkez parti, yani merkez sağ veya merkez sol ya da merkez parti diyebileceğimiz bir parti yok. Merkez parti, kendisini merkez parti olarak lanse eden, tanıtan partiler de aslında tabela partisi haline gelmiş partiler. İşte bu şekliyle Doğru Yol Partisi dağılınca bu sefer Sayın Akşener AK Parti'nin kurulma sürecinde bu Afyon'daki kuruluş toplantılarının yapıldığı sırada gitti. O toplantılarda bizatihi kurucu üye olma düşüncesiyle mücadele etti bilirsiniz. Daha sonra orada AK Parti'nin kuruluşunda genel başkan yardımcılığı sıfatı verilmeyince ben bu işte yokum dedi. Ondan sonra efendim ben ülkücü bir aileden, milliyetçi bir aileden geliyorum diye Milliyetçi Hareket Partisi'nde politika yapmaya başladı. Sayın Başkanım'ın da biraz önce ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde grup başkan vekilliği düzeyinde değil mi? Bir meclis başkan yardımcılığı düzeyinde kırmızı plaka tahsis edildi evet. yine. Yani görevler aldı. Fakat bu şeyi, hırsı bitmediği için maalesef daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı düzenlenen operasyonlardan biri daha düzenlenmek istendi. Bu sebeple Akşener'in başkanlığında yeni bir oluşuma giderek Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir operasyon düzenlemeye çalıştılar. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzyıllara dayanan çok geçmişi, ciddi bir geçmişi,
bu davaya gönül vermiş insanları buna müsaade etmediler. Kısa bir sürede olsa İYİ Parti geçen 2018 seçimlerinde ve bu 2023 seçimlerinde 40-50 civarında bir milletvekiliyle temsil imkanı buldu. Fakat son gelinen aşamada %4'lere, %5'lere kadar düştüğünü İYİ Parti'nin halk arasında teveccüh oranı öyle 2023 daha 5 ay önceki seçimlerdeki teveccühün bile kalmadığını görüyoruz. Ve bu vesileyle de ya çok yakın zamanda özellikle 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak genel seçimlerden sonra da daha büyük bir erozyon ve erimeyle daha önceki merkez partileri dediğimiz tabela partilerinin pozisyonuna düşeceğini hepimiz görüyoruz. Bu çok uzak bir şey değil, zaman değil. Yakın zamanda göreceğiz bunu. Bu kavgaların sebebi de bu. Kaybolup gidilecek evet, bir şimdi, parti diyorsun. Şimdi siyasetten geçinen, siyaseti geçim kaynağı haline getiren bazıları şimdiden gardlarını alıyorlar ve istifa ederek değişik siyasi örgütlerde konumlanmaya çalışıyorlar. Değişik siyasi partilerde veya sivil toplum örgütlerinde konumlanmaya çalışıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra biz bu erozyonun daha da artacağını, bu erimenin daha da artacağını ve İYİ Parti'nin de diğer tabela partileri gibi siyaset sahnesinden yakın zamanda silineceğini öngörüyoruz. Öngörüyor. Bu gösteriyor gelişmeler, bunu gösteriyor efendim. Peki. Sayın Türkmen, buyurun. Cem Bey, şimdi İYİ Parti, daha önce çok konuştuk bunu malum, İYİ Parti hanımefendinin de ifade ettiği gibi bir proje partisiydi. Proje partisi, proje neydi? Proje Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaktı. İşte 2019 mahalli idareler seçimlerinde misli bir başarı elde ettiler ve bunu 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine de taşıyacaklarını düşünerek HDP ile olan birlikteliklerini, beraberliklerini, aynı sandığa girmelerini görmezden geldiler. Ta ki 14 Mayıs'ta Doğra Tostoyan'a kadar. Ondan sonra dediler ki işte biz efendim bizzat Meral Hanım'ın ifadesi, bu terör propagandasının ben bu kadar etkili olduğunu düşünmemiştim diye ifadesi var. Şimdi tabii bu proje Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmeyeceği, esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar istemediği ortaya çıktı yaşanan süreçlerde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumu İYİ Parti'nin de artık işlevini yitirdiği sonucuna varabiliriz buradan. İYİ Parti işte... Konuşmacı arkadaşları anlattılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerini almak için kuruldu esas itibariyle ama ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelenler bir partiden tabiri caizse kovaladılar. Bu süreç nasıl gelişti? Bu süreç işte Milliyetçi İlkücü Hareket'i daha iyi temsil edeceğiz diye geldiler. Ama kuruluştan hemen sonra partiye ve hatta kuruluş aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sol tandanslı birçok kişiyi partiye alarak ülkücüleri de ikinci yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelenleri de ikinci, üçüncü sıraya atarak onların partiden ayrılmalarına sebep oldular. Şimdi bunları tek tek saymaya gerek yok. İşte son olarak da işte Mesut Yılmaz, Aylin Hanım gibi birkaç kişi bu hafta içerisinde. Siz de İYİ Parti'nin giderek kaybolacağını düşünenlerden misiniz Sayın Türkmen? Evet evet, yani İYİ Parti artık inişe geçmiştir. Yani grafikte aşağı doğru gidiyor. Bu gidişle Meral Hanım son bir hamle yaptı. Acaba işte girmezsek, Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklık yapmazsak belli bir oy oranına ulaşıp da partiyi toparlayabilir miyiz diye. Ama şimdi de önce milliyetçi kökenler ayrılmıştı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir beraber olalım diyenlere ters düştü işte Meral Hanım. Dolayısıyla bunlar da partiden yavaş yavaş ayrılmaya başladılar.
Dolayısıyla bunlar ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildiler ve artık parti diğer arkadaşlarına ifade ettiği gibi kaçınılmaz son olan siyasi partiler çöplüğüne doğru gidecektir. Şimdi bu kopuşlar bugün yukarılarda görünüyor ama esas itibariyle tabanda da bir kopuş var. Neden? Çünkü seçim öncesi yani 14 Mayıs öncesi söyledikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremediler ve öngörülerinin tamamı da yanlış çıktı. Dolayısıyla şimdi geçen sefer seçime ittifak halinde girdikler. 2019'da ittifak haline girdiler. 20 küsur belediye kazandılar. Şimdi tek başına gidince ne kazanacaklar? Veya girecekler mi? Ya da tek başına gidebilecekler mi? Girebilecekler mi? Ayrı konu ama girseler bile adayın şahsından kaynaklanan küçük bazı yerlerde belki birkaç belediye alabilirler ama önemli bir belediye yani 50 bin 100 bin seçmen olan bir yerden bir belediye kazanma ihtimalleri ben kolay kolay görmüyorum bugünkü gidişat itibariyle. Dolayısıyla İYİ Parti misyonunu tamamlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tam böyle bir yükselme aşamasında iyi bir oy potansiyeli yakaladığı bir zamanda bölmüşler, seçmenin kafasını karıştırmışlar, üst düzey kişileri partiden istifa ettirmişler. Böylece birinci olarak o misyonunu tamamlamamışlar ama ikinci olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirememişler. Böylece onu yapamadan da siyasi partiler çöplüğünde yerlerini alacaklardır ve bu zamanda çok fazla bir zaman değildir. Genç Parti'nin daha önce yaptığı işi bugün İYİ Parti yapmıştır. Ve o da yakında yok olup gidecektir Cem Bey. Peki, Sayın Avşar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel sizce genel başkanla nasıl başladı? Gölge kabine açıkladı, HDP'de görüşeceğiz dedi. Zaten kurultaydaki selamlamalarını biliyoruz. Bir sorumda, ikinci soruyu soramayacağım için herkese ikişer soru soracağım. İkinci sorum da şu, Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrasında nasıl başladı? Evet, ilginç şeyler oluyor tabii. Ön seçim yerine ön seçim sözü vermişti biliyorsunuz. Namus ve şeref sözü demişti. Tabii onu da o şekilde ifade etmek suretiyle ön seçim yerine sonucu kabul edilebilecek temayül kararı almışlar. Yani bunun ne olduğunu tabii herhangi bir şekilde literatürde ifade edeceğimiz bir tarif, tanım yok. Yani sonucunu kabul edeceğiz, bir temayül yapacağız diyor. Temayül nasıl yapılır? Dersiniz ki biraz işte fısıldarsınız, şunlara önemsiyoruz biz. Biraz bunların üzerine yüklenir dersiniz. Doğal olarak da sizin dedikleriniz çıkar. Veyahut da temayül dediğiniz şeyin herhangi bir resmi kaydı kuydu yoktur. Biz bir temayül yaptırdık. İşte bu şekilde bizim yaptırmış olduğumuz temayülde bu aslında bir tasfiye operasyonunun kılıf haline getirilmiş bir söylemi diye düşünüyorum ben. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veyahut da işte kendileriyle bu süreç içerisinde kavgalı hale gelen bazı isimleri, çok önde gelen isimleri geleceğe matuf olarak ortadan kaldırmak veyahut da garanti gördükleri bazı yerlerdeki isimleri değiştirebilmek için bir nevi bunu bir strateji olarak kullanacaklar. Bu artık onların elinde bir şeye dönüşmüş vaziyette. Kılıçdaroğlu elbette hala ki, da buradayım ben de buradayım diyor herhalde değil mi? Kılıçdaroğlu da 2. Yüzyıl Vakfı diye bir vakıf kuruyormuş. Bu vakıfta işte Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir yerde işte faaliyetini sürdürecek. 13 numaralı bina. Evet. Yerel seçim sonrası eğer bir başarısızlık husule gelirse orada da işte Oğuz Kağan Salıcı Bey'in aday olarak çıkarılacağı ve onun üzerinden bir mücadele verileceğine dair bir takım sözler kulağımıza geliyor. Bir takım iddialar var. Bu 10 Aralık hareketinin içerisindeki kişilerden birisi Oğuz Kağan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu vesaire. Aynı ekipler biliyorsunuz bunlar. Aslında böyle bir şey var. Diğer taraftan da yine kamuoyuna yansıyan Kılıçdaroğlu tarafından da şu ana kadar yani yansıdığı anlar itibaren pek de inkar edilmeyen, karşı taraflar tarafından da ya yok böyle bir şey denilmeyen bir başka iddia da var. Özgür Özel'e diyor ki sırtından Ekrem İmamoğlu'nu at sana destek vereyim.
Yani Ekrem İmamoğlu partiyi ANAP'laştırmak istiyor gibi bir ifade kullanmış. Şöyle bir düşündüm. Partiyi kim ANAP'laştırmak istedi veya kim böyle Hacı Baba dergahı gibi bir noktaya taşımak istedi? O da ayrı bir mesele. 7 partili masayı kim kurdu? 7 partili masayı son gün 17 partiye kim çıkardı? Bir sürü fraksiyonu buralara kim aldı? Yani şimdi bu da söylenecek söz mü yani? Şimdi eğer Ekrem İmamoğlu'nu bir şeyle suçlayacaksanız önce kendi yaptıklarınıza da bakmanız lazım. Yani bu yedili masayı kuran adam, her yerden, her kafadan bir sesi alan, kendisi Cumhurbaşkanı, 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ile yola çıkan adam, şimdi bu lafları söylüyorsa hakikaten orada da gerçekten siyasetten hiç anlamadıkları, bu işi ezbere yaptıkları gibi bir sonuç da insan çıkarıyor yani bunların söylediklerinden. Yani şimdi düşünün ki şöyle bir masanın etrafındasınız, DEVA var, Saadet var, Gelecek Partisi var, İyi Parti var, altında HDP var, bir tarafında siz varsınız, Demokrat Parti var. Sonra son gün Zafer Partisi'ni, eklentilerini falan da dahil ediyorsunuz. Bir bakmışız ki 17 tane ayrı siyasi parti orada, irili, ufaklı, sosyalist, ocu, bucu vesaire falan derken. Ya kardeşim, yani sen kime ne diyorsun? Zaten yani sadece değişimden kasıtları ne oldu biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu şeyden kalktı, koltuktan oraya Özgür Özel oturdu. Ama Özgür Özel de yalnız oturmadı, bir vesayetle oturdu. Kimin vesayeti? Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti. Yani onun yedekçisi gibi, emanetçisi gibi bir pozisyonda. Bakalım sırtından gerçekten de atabilecek mi? Yani bu Özgür Özel'i... Çıkar mı tartışmasızca Özgür Özel'i İmamoğlu? Çıkmış zaten en baştan itibaren çıkmış vaziyette. Çıkıyor da. Ha, beraber yani maç partinin, falan oynuyorlar ya çocuklarla yolda durup da. Hayır, partinin kontrolü, partinin kontrolü şu anda Ekrem İmamoğlu'nda ama. Yani başkan Özgür Özel gibi gözükse de partinin kontrolü Ekrem İmamoğlu'nun partiye MYK'ya yerleştirmiş olduğu ekibiyle sürüyor. Bu bakımdan da elbette ki böyle bir çok başlık içerisinde bir çatışma çıkacaktır. Sordular Özgür Özel'e emanetçi misiniz diye. Ne diyecek? Atatürk'ün emanetçisiyimdir. Ne diyecek başkan, ne diyecek? Daha önce buldular. Şu açıklamayı yapmıştı. Buldular. Bizim parti sürekli sıkıştığında Atatürk'ü öne sürmesin. Tabii işte kendisi, demiş, tabii kendisi, şimdi kendisi yani. Şimdi bir böyle bir can simitleri var. Bunu ikide bir kullanıyorlar biliyorsunuz. Yani ne diyecek yani? Evet ben emanetçi miyim diyecek. Cindora'da geçmişte emanetçi misiniz demişlerdi. Hayır demiş. Gibi. Ne diyecekti yani? O da evet mi diyecekti? Yıldırım Avcı rahmetliye de sormuşlardı. Hayır demişti. Yani ne? Evet ben emanetçiyim der mi bir emanetçi? Demez tabii. Ne diyecek başka? Onun için yani bu meselede artık hiçbir sözlerinin bir anlamı yok. Peki. 13 numarayı söyleyin de öyle geçeyim Sayın Çetinkaya. Şimdi 13 numara dediniz güldünüz. Sayın Başkanım bilir 13 seçim kaybetti. Evet. 13 yılda 13 seçim kaybetmiş. 13 yıllık genel başkanlığı var. 13 seçim kaybetti. Evet şimdi, şimdi de Mustafa Kemal Mahallesi'nde sanki böyle özel olarak seçilmiş gibi bir ofis tutmuş Sayın Kılıçdaroğlu. Dün bir televizyon yayında dikkatimi çekti. Ofisinde numarası 13. Evet. İttifak 13 ortaklarına da tescilli. Çok yakın de çok bir yerde. Evet. İttifak ortaklarına da çok yakın bir yerde. Evet şimdi söz bana geçmiş. Tamam devam edin sonra Çetinkaya'ya gideyim. Tabii. Sayın Başkanım. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu... Ama kısa kısa rica edeceğim az bir sürem kalmış. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir iki serzenişim olacak Kılıçdaroğlu'yla ilgili. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir partiyiz diye övünüyor ama yani oturmuş bir siyasi kimlikleri yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Geçen bir konuşmada da bahsettim. Hep böyle sağdan, merkez sağdan, işte merkezin daha dışındaki sağdan devşirdikleri insanlarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. İşte geçen şeyde de söyleyeyim. 1950 yılında Peyami Safa'yı milletvekili aday olarak göstermişler Demokrat Parti'ye karşı seçim kazanmak için. Ondan sonra geldiler işte en son Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yine aday göstererek siyasette bir yere gelmeye çalışıyorlar. Ve bunun en kötü örneği de maalesef siyaseten taşıyıcı annelik yaparak Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine hem de Ankara'nın Çankaya ilçesinde hiç Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgisi olmayan, hiç Atatürk sevgisi olmayan, hatta
Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bu zamana kadar savaşmış, evet, mücadele etmiş adamları taşıyıcı annelik yaparak siyaseten getirdi, milletvekili yaptılar. Yani bu ayıp gizli olarak o altılı masa kurduğundan beri gizli ayıp olarak devam eden bu ayıp artık açık ayıp haline geldi. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle bu siyasi hatalarıyla yüzleşmesi lazım. Yani 13 numaralı büroda otururken, kendi kendine düşünürken, ellerini kafasını ellerinin arasına aldığında ben bu taşıyıcı anneliği niye yaptım? Yapılır mıydı? Yapılması gerekir miydi diye bunu düşünmesi lazım. Evet. Bunun dışında inandırıcı olmaları lazım. Yani bir siyasetçinin bir duruşu olur. Artık bunu Özgür Özel için söylüyorsunuz. Ya tabii, siyasetçinin yani, bir duruşu olur. Evet. Şimdi hem Atatürk ilke ve inkılaplarıyla bir kavgamız yok. Ben Atatürk'ün emanetçisiyim diyeceksiniz. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde basın toplantısı düzenlerken Türk bayrağını odadan çıkaran adamlarla bir hesaplaşma yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız. Evet. Yani bu nasıl Atatürk'ün emanetçisi oluyorsunuz? Değil mi? Atatürk ilkeleri bildiğimiz ilkeler. Değil mi? Bunların hangisine sahip çıktınız? Genel kurulda, kongrenizde bunların hangisine değindiniz? Hangisine sahip çıktınız? Yani bu yüzden o aynı erozyon maalesef İYİ Parti'de biraz önceki bahsettiğimiz erozyona, erimeye yönelik erozyon Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden daha önce Merkez Partisi olacağız iddiasıyla çıkmıştı ama artık merkezden uzaklaşıyor ve daha farklı yerlere evriliyor benim kanaatimce. Fatih Bey. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre tartışmaları başladığı günden Ankara'daki 39. kurultayını yapana kadar bir değişim söylemleri vardı mı? 39 daha yapmadı da 38'i yaptı. 38. Ama 38, Allah evet, söyletmiş olabilir çünkü 31 Mart'tan sonra olağanüstü 39. kurultaya gidebilir diye ben konuştum. Ben öngörüyorum. Yani ben bu onunla emaneti teslim etmek Ali Türkmen için. Bakın, yok, gülüyor. Ali Türkmen söylemişti. En başından beri söylüyor. 39. Tüzük kurultayına gidecekler. İmamoğlu'na emaneti teslim edecekler gibime geliyor, evet, 31 Mart'tan sonra. Buyurun Sayın Şefik. Şimdi ama genel hava bir genel başkan değişsin de kim gelirse gelsin şeklindeydi. Dolayısıyla kurultaylar bittikten sonra Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle işte tam da aradığımız genel başkan liderimiz bu havası hala yok. Zaten bu tavırlarını konuşmalarıyla da salonda yaptılar. Kemal Bey 52 dakika yaşayan bir konuşma, Özgür Bey 1 saat 20 dakika yaşayan bir konuşma yaptı. Ama yine bütün bir zamanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselelerini konuşmakla geçirdiler. Sorunlarını, eksikliklerini, yeni taahhütlerde bulundular. Yani Türkiye'yi yönetmeye aday bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneteceğiz şeklinde bir hava hakim oldu. Görünen köyde kılavuz istemiyor. O süreçten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar hangi sorunlarla boğuşacağı, nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği çok aşikar, net belli oldu. Şu anda görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 tane genel başkan var. Bir tanesi seçilen genel başkan Sayın Özel. Bir tanesi Sayın Özel'i seçtirdiği söylenen, adı hemen çok kısa sürede gölge genel başkana çıkan Sayın İmamoğlu. Bir tanesi de içinde uhdesi kalmış, yarım bir hesabı kalmış, görüntüsü veren, Ankara ve İstanbul'da büro açacağım deyip Ankara'da bürosunu açan ve 4-5 Kasım CHP'nin kurultayı bittikten hemen sonra Twitter'da ülke meselelerine yazılar yazan, göndermeler yapan Kemal Bey 3. bir genel başkan olarak hala sanki oradaki hakimiyetini koruyor. Yine buradayım diyor. Bu ne demek? 3 genel başkanlı bir Cumhuriyet Halk Partisi kaos demek. Kriz demek. Yeni tartışmaların arifesi demek. Şimdi az önce ifade edildiği gibi birçok birbirine benzemez partilerle ittifak kurarak siyaset yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi kendi içerisinde ittifaklar yaparak siyasetini sürdürmeye devam edecek. Acaba eş başkanlık sistemine mi geçecekler diyorum. Olabilir yani. Belki. Çünkü evet. Eş başkan falan mı diyecekler? İmamoğlu eş başkan. Yani şimdi eş başkan. Sayın Özel genel başkan ama partiye olabilir. Parti meclisi yönetimi, hatta disiplin kurulu dahi İmamoğlu'nun oluşturduğu söyleniyor. Siyasette hemen ofis açmak ne demektir? Adres vermek demektir. Bana müracaat edin demektir ki
birkaç gündür de öğrendiğimize göre 13 nolu binaya çok sayıda müracaatler olmaya başlamış. Çünkü bir de il ve ilçe başkanlarının çoğunluğu, İstanbul'u bunun dışında tutarsak, Kemal Bey'i destekliyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Kemal Bey'i destekleyen o salona gelmiş il ve ilçe başkanlarının Özgür Özel'e karşı hala bir uyum sağlayamadığı basında yazıldı, çizildi. Zaten, bu ne demek? Bu şu demek. Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz CHP. Umut vermiyor, heyecan vermiyor, bir yol haritası yok. Yine kendi içine dönük karmaşasını, kaosunu, krizini yaşayacak. Mutlaka ki yerel seçimde de zaten başarısız olacak. Özgür Özel yeni genel başkan, burnu çiçeği burnunda sayın genel başkan, bir liderlik vasıflarını taşımadığını çok net gösteriyor. Bunun anlamı hemen yerel seçimden sonra, evet az önce söylemiş bulundum, Cumhuriyet Halk Partisi yeni kurultay tartışmalarına 39. başlayacak. Diyorsunuz. Mutlaka ki önümüzdeki yıl bu günlerde ya da bu günlere yakın bir zamanda 39. kurultayını da yapabilir diye düşünüyorum. Peki. Sayın Türkmen, bir cümle rica edeyim mi? Haftaya bırakmamak için sizi. Bir cümle. Tamam. Cem Bey, Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıllık iktidarında işte 13 seçim kaybetmenin nişanesi olarak 13 numarada Sayın Süleyman, rahmetli Süleyman Demirel'in Günüz Sokak evi gibi bir büro oluşturdu. Bunu Fatih Başkanım çok iyi açıkladılar. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi sonra bölünmelere aday olarak bu süreci göreceğiz. Ben yeni bölünmeler olacağını, yeni bir parti çıkacağını düşünüyorum. Peki, peki. Yani CHP Genel Başkanı oldu Özgür Özel ama belki basit bir örnek. Bence önemli, Twitter'daki takipçi sayısı bile artmadı. Yani hani şöyle elle görülür, gözle görülür, elle bir artışta gözlemlenmiyor. Çünkü ifade yani ettiğiniz gibi daha benimsenmedi bile. Emanetçi olduğunu herkes görüyor. Evet, yükselmiyor. Yani basit bir örnek gibi duruyor ama yani bir genel başkan oldunuz. Twitter'daki takipçi sayınızın artması lazım. Neyse. Sayın Türkmen, teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Sayın Afşar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Fatih Çetinkaya, teşekkür ediyorum. Aydın Bey, sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, en büyük teşekkür elbette ekran başında bizi izleyenler, sevgili izleyicilerimize. Saat başında Eda Yercik Ece Haberleri huzurunuzda olacak. Mutlu akşamlar, haftaya görüşürüz.